Zaten hadise de burada bitiyor hocam. Sağ olun. Güzel bir şey anlatıyordu. Bize buyurun. Evet. Bir şey anlatıyordu. Devam. Efendim. Ben Erzincanlıyım. Esas ismi, esas Bayburtlu olan ve İbrahim Baştürk isminde bir yaşlı amcamızla tanışmıştık. Ben kendim Hazreti Üstazımızın talebelerimden olduğumu kendisine söyleyince kendileri öyleyse ben Süleyman Efendi ile olan bir hatıramı size nakledeyim buyurdu. Ve hadise şöyle olmuş. Sene 1945-46 yıllarında ben askerdim dedi. İnönü imzasıyla alaya bir emir geldi. Şunlar yazıyormuş. Süleyman Hilmi Tunahan ismindeki bir zat kiralamış olduğu tren vagonlarıyla dini tedrisat yaptığı haberi alınmıştır. Derhal araştırılıp bulunup tevkif edilmesine diye bir emirname. Bu diyor bizim bölüğümüze geldi. Ben çavuştum. Benim emrime 20 asker verdiler. Bir ay müddetle Sivas, Malatya, Divriği istasyonlarından gelip geçen bütün trenleri arama yetkisi verdiler diyor. Bir ay süreyle aradık. Fakat gidip geldikçe Sivas Divriği istasyonuna yakın bir yerde, makas tabir edilen bir yerde, iki tane vagonun devamlı orada beklediğini gördüm diyor. Kendi kendime şöyle düşündüm. Eğer bunlar arızalıysa muhakkak götürülür, tamiratı yapılır. Ama gidip geldikçe vagonlar oradaydı. İstasyon şefine gittim. Ve elimdeki arama emrini gösterdim. Dedim ki biz bu vagonları arayacağız. İstasyon şefi hemen o vagonlar arızalı dedi diyor. Ve telaşlandı. Bunun üzerine ben yanımdaki birkaç askeri dışarı çıkardım. Ve istasyon şefine dedim ki ben de bir nakşi evladıyım. Gerçekten eğer Süleyman Efendi o vagonlardaysa gidip kendisine söyleyelim tedbir alsın. Çünkü bizim arama emrimiz 3 gün sonra bitiyor. Biz kışlaya döneceğiz. Başkalarını vazifelendirebilirler. Ben öyle deyince istasyon şefi rahatladı. İkimiz beraber askerleri götürmedik. Gittiğimizde vagonların birinde yataklar, birinde de Süleyman Efendi etrafında 30 kadar talebesiyle Kur'an-ı Kerim okutuyordu diyor. Birkaç çuvalda kurumuş peksimetler vardı. Ve ben hangi vazifeyle geldiğimizi, bir arama emri olduğunu, vazifelerinin 3 gün sonra bittiğini ve tedbir almasını söyledik ve oradan ayrıldık diyor. Şöyle buyurdular. Evladım çok büyük hizmet ettin. Allah senden razı olsun dedi diyor. Oradan ayrıldık. Tabii biz diyor alayımıza döndük. Bizden sonra başkalarını çıkardılar arama tebligatıyla. Herhalde diyor kendisi tedbirini almıştır diyor. Öyle ifade ettiler. Sonra ben memleketime terhis olup gidince babama anlattım. Babası da Bayburt'ta Nakşi Meşayihinden Dede Paşa Hazretleri diye maruf olan bir zat. Babam bana şunları söyledi diyor. Evladım İbrahim, ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'i yeniden ihya vazifesi Süleyman Efendi ve onun evlatlarının üzerine verildi dedi. Sonra yıllar sonra İstanbul'a gittim. Merak ettim. Acaba Süleyman Efendi nerede? Bir daha ziyaret edeyim diye. Araştırdım. Adresini sordum. İstanbul Kısıklı'daymış. Kısıklı'ya gittiğimde Süleyman Efendi beni ayakta karşıladılar. Beni kucakladı. Ve gel evladım İbrahim.
Nasılsın, iyi misin? Dede Paşa Hazretleri nasıl? Sıhhatte, afiyetteler mi? Dedi diyor. Halbuki o zaman ben ne kendi ismimi ne de babamın kim olduğunu kendisine söyleme fırsatı bulamamıştım. Bana çok izzet ikramda bulunup bir gün beni misafir ettiler. Sonra müsaade isteyip oradan ayrıldım diyor. Yüzlerce, binlerce hatıra var. Tabii hepsine bakarsanız hepsinde bir tane ortak nokta var. Böyle birçok hatıratı var. Hazreti Üstadımızın talebelerinden, ilk talebelerinden, ilk ders okumuş olan mensuplarımızdan. Anlatın bütün hatıratı, hepsini anlatın. Ortak bir nokta çıkıyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim tedrisatı, ehl-i sünnet ve cemaat akidesi, o istikamet, sırat-ı müstakim, dost doğru. Bazen sizin bahsettiğiniz gibi işte tren vagonlarında, vapurlarda, işte izbe, bazen kömürlüklerde, bazen caminin o bildiğiniz gibi o caminin, Şehzadebaşı Camii'nin kendi evleri o karşısında, oradan gidip Şehzadebaşı Camii'nde sabah namazından sonra kendisini talebesiyle cami bir buçuk metre genişliğinde ya da bir metre genişliğindeki oraya kendisine o soğuk günlerde taşın üzerinde ve o can tabii Cenab-ı Hak o dönemde öyle bir büyüklük ki hiç nasıl Peygamber Efendimizin mağarada innallâhe me'anâ sırrının mazhariyeti Hazreti Üstadımızda nasıl tahakkuk ettiyse, nasıl tecelli ettiyse şu günkü bizde de Allah'a şükür şu andaki hizmetlerimizde de innallâhe me'anâ sırrı bizzat şu anda onu hissediyorsunuz. Hepimiz hissediyoruz. Bu mescitlerde hissediyoruz. Yeni yaptığımız kurslarda hissediyoruz Allah'a şükür. Yeni yapacağımız binaların arsalarda, temellerde ben kardeşlerimizin gayretlerini görüyorum. Bu sene tekamül imtihanına, mezuniyet imtihanında çeşitli birkaç kursumuzda toplayarak birkaç onlara icazetname verilirken, manevi icazetname verilirken biz de maddi birkaç kelam etmiştik. Orada Afrika'dan yine Hazreti Üstadımızın evlatlarının orada bir yazılı, bir satırlık bir yazı vardı. Keşke burada olsa. Ben onu çerçevelettirdim ve yazıhaneme, büroma astırdım. Sizde de belki elinize geçti mi bilmiyorum. Onu ben size sonra bir faxlayayım. Onu da siz böyle toplanırsınız, okursunuz. Oradaki Hazreti Üstadımızın evladının neye bedel olduğunu, bir evladının neye bedel olduğunu, oradaki Afrika'nın ta ücra köşesindeki bir kişinin nasıl Müslüman olduğunu, ailesini, ebeveynini nasıl Müslüman ettiğini, ta binlerce kilometre ötede de bu kerametin nasıl tecelli, tezahür ettiğini gördü. Orada gözü yaşlı olmayan kimse kalmadı. Allah'a çok şükür bu topluluk dünyanın her bir dört bir köşesinde, hemen hemen bütün her yerinde, bütün kıtalarda varız. Kıyamete kadar daha da fazla yerde hep beraber buradan yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz talebelerle inşallah dünyanın her tarafında yine aynı istikamette binlerce, yüzlerce Hazreti Üstadımızın hatıratı var. Bu hatıratının birçok mühim hep bizim kulaklarımızda, aklımızda, beynimizde, kalbimizde, letaifimizde böyle taşıyacağımız o hatıratın en önemli ortak noktası Cenab-ı Hakk'ın o vesileye yapışan topluluğun bizleri bir halka etrafında toplamış, bir kenetlenmiş olarak Hazreti Üstadımızın. Çünkü Allah'ın memuru, Kitabullah'ın memuru, Resulullah Efendimizin o memuriyetleri sıralıyor Hazreti Üstadımız ve o geçen aradan geçen zaman eski talebelerine dün akşam bir gün önce sordum. Dedim ki Hazreti Üstadımızın ilk talebelerinden. Dedim ki o dönemdeki talebeleri biliyorsunuz. Şu andaki talebelerimiz de işte şurada. Bu talebe, ihvanımız da burada. O günkü talebelerden, o günkü ihvandan, bugünkü ihvan arasında bir fark görebiliyor musun dedi. Dedi ki o günkü talebelerden fazlası var eksiği yok dedi. Hiç aşağı değil, azim, gayret, heyecan, İstikamet bakımından hiçbir farkı yok. Hatta Hazreti Üstadımızın sözlerini nakletti. Benim öyle evlatlarım gelecek ki şu anda bizim aramızda bulunanlar kadar, en az onlar kadar
bu davayı hatta daha fazla anlayanlar olacak diye işaret etmişlerdi dediler. O sözü hatırlattılar. O pek fazla söylenmiyor ama bu da şu andaki ve diğer bölgelerdeki arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, hizmet eden kardeşlerimizi görünce, o heyecanı görünce, yine 50 sene önce, küsur sene önce, 60 sene önce Hazreti Üstadımızın çok yakın çevresine, çok yakın çevresine gideceği bölgelerin, mahallelerin tek tek isimlerini söylemiş. Şu bölgeye ben gideceğim, şu bölgeye gideceğim, şu bölgeye gideceğim diye ismen söylemişler. Şimdi o bölgeye bizim elimizde giden kardeşlerimiz var. Dedim ki, ben talebemizi biliyorum, kağıt üstünde biliyorum. Dedim ki şu talebeyle bir tanışmak istiyorum. Bir elini müsafaha etmek istiyorum. Çünkü yarım asırdan uzun zaman önce Hazreti Üstadımızın ağızlarından ben gideceğim diye tarif ettiği kişiyi görmek istiyorum diye o kardeşlerimize bir müsafaha ettim ben. Bugün gittiğimiz yerlerden daha fazlasını Cenab-ı Hak inşallah hizmeti götürmekte bizleri muvaffak kılsın. Ramazan-ı Şerif'in güzüsü hürmetine. İnşallah önemli olan Hazreti Üstadımızın o duası, Hazreti Üstadımızın bizlerle kıyamete kadar beraber olacağını defalarca ifade etmişler. İşte bizim bu hizmetlerimizin bu şekilde gelişiyor olması da Hazreti Üstadımızın bizlerle beraber olduğunu ve o genç talebelerimizle, ihvanımızla, Hazreti Üstadımızı belki hali hayatında tanıyamamış ama tanımış kadar cezbeli, bağlı, rabıtası, maneviyatıyla, her şeyle Allah'a şükür kıyamete kadar o istikamette gitmek üzere. Zaten teravihte okuduğumuz namazların tervihalarda o bir taahhüttür. O Peygamber Efendimiz'e gösterilen, söylenen salatü selamın içerisinde de bizim bu ahdimiz, bizim bu muahedimiz, bu biatımız devam ediyor. Cenab-ı Hak bizi bu Hazreti Üstadımıza, büyüklerimize, piranımıza layık olmak nasip etsin ve bunu kıyamete kadar muvaffakiyetlerimize bir vesile kılsın inşallah. Şimdi herhalde namazına geldi. Hep beraber teravih namazına gideceğiz. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.